Merhabalar, yine ofisten size sesleniyorum. Koronavirüsle ilgili gelişmeler tüm dünyada ve ülkemizde devam ediyor. Vaka sayısı hızlıca artıyor maalesef. Ölüm sayısı da artıyor. Özellikle son günlerde koronavirüs enfeksiyonu ile kalp ve yüksek tansiyonda şeker hastalığında kullanılan ilaçların ilişkisi konuşuluyor ve bu ilaçların koronavirüs enfeksiyonu arttırabileceği yönünde hipotezler var. Böyle olunca ne olur? İnsanların kafası çok karışmış durumda. Biz ilaçlarımızı bırakalım mı, bırakmayalım mı? Herkes bu sıkıntı içerisinde. Aslında bu olay tamamıyla bir hipotez. Varsayı üzerine kurulmuş durumda ve bu hipotezin dayanağı da yaklaşık 20 yıl önce ilk koronavirüs yani SARS salgınının olduğu dönemdeki bir fare çalışması. Oradaki çalışmada ne diyor? Diyor ki koronavirüsler hücreye girmek için özel bir reseptöre ihtiyaç duyuyorlar. Bu reseptörün adı ACE2 reseptörü ve özellikle yüksek tansiyonda, kalp yetersizliğinde kullanılan bazı ilaçlar, şeker hastalığında kullanılan bazı ilaçlar bu reseptörün sayısını arttırdığı söyleniyor. Tabii bu tamamıyla bir varsayım ve reseptör sayısı artınca da ne olacak? Bu virüs bu reseptöre bağlanıp hücre içerisine daha rahat girebileceği söyleniyor. Şimdi böyle olunca özellikle son dönemde bana hastalar da sık ulaşmaya başladılar. Biz ilaçlarımızı ne yapalım? Çünkü bu ilaçlar çok uzun süre kullanılan ilaçlar ve bu ilaçlar aslında hayati ilaçlar. Çok alternatifi olmayan ilaçlar. Ve bu ilaçları siz doktora sormadan bıraktığınızda ne olacak? Siz koronavirüsten kaçayım derken tansiyonunuz fırlayacak, kalp yetersiniz kötüleşecek, damar hastalığınız ilerleyecek, şekeriniz yükselecek, sonuç belki kriz geçireceksiniz, belki felç geçireceksiniz, tansiyon hata geçireceksiniz ve hastalığınız, mevcut hastalığınız yükseleceği için siz koronavirüs yerine bu sıkıntılarla hastaneye başvurmak zorunda kalacaksınız. Açıkçası şu anda hem Avrupa Kardiyoloji Cemiyeti hem de Amerikan Kardiyoloji Cemiyeti yaptığı açıklamalarla bu olayın tamamıyla bir varsayım olduğunu, insanlarda kanıtlanmış bir olay olmadığını net olarak söylediler ve biz de söylüyoruz ki mutlaka mutlaka ilaçlarınızla devam edin. Diğer bir noktada şu var, bu ACE2 dediğimiz reseptörün özellikle akciğerlerde fazla bulunması aslında akciğerdeki iltihabi reaksiyonu azaltan bir faktör olduğu üzerinde de duruluyor ve son dönemde bu ACE2 reseptörü üzerinden çalışmalar yapılarak akciğerdeki bazı iltihabi reaksiyonların, kanserlerin baskılanması da yapılan çalışmalar arasında. Yani aslında bu reseptör virüs yayılımını hani arttırma hipotezi dışında aslında akciğerde oluşan bir iltihabi olayı da azaltacak bir güce de sahip. Yani iki yönlü hipotezler var ama net anlatılan, şu anda net olarak gösterilmiş, bilimsel olarak gösterilmiş bir şey yok. İnsanlar üzerine yapılmış herhangi bir çalışma yok. Hipotezler biliyorsunuz her zaman gerçek yaşamda geçerli olmuyor. Özellikle insan fizyolojisi, hücrelerin yapıları, hücredeki etkileşimler çok farklı olabiliyor. O açıdan biz hastalara diyoruz ki siz olun, şu anda koronavirüsten kaçayım derken ilaçlarınızı bırakıp da bu sefer tansiyon, kalp hastalığı, kalp yetersizliği, şeker için hastanelik olmayın diyoruz. Mutlaka ve mutlaka ilaçlarınıza devam edin. Kafanızda soru işaretleri varsa ilaçlarınızı bırakmadan önce mutlaka doktorunuzla iletişime geçin. Doktorunuz size gerekli bilgiyi verecektir. Şu anda bütün bilim insanları koronavirüs enfeksiyonunun yayılımı üzerinde çalışıyorlar, etkileri üzerinde çalışıyorlar. Yeni bir gelişme olduğunda biz zaten size bilgi vereceğiz, size haberdar edeceğiz. Şu anda yapmanız gereken tek şey temizlik kurallarına uymak, ellerinizi temiz tutmak, elinizle yüzünüz arasındaki bağlantıyı kesmek, elinizi yüzünüze götürmemek, evlerinizde beklemek ve evlerinizde beklerken de istirahat etmek, uyku düzeninin iyi olması, beslenme düzeninizin iyi olması diyoruz. Yeni gelişmeler olduğunda tekrar karşınıza geleceğiz. Şu anlık kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın, mutlu kalın diyoruz.